İleri seviye kalkülüs sınavının birinci sorusunu çözüyorduk. Birinci sorunun C şıkkında kalmıştık. Ee, hemen soruyu bir hatırlatayım. R alanının katı bir cismin tabanı olduğu bilgisini veriyorlardı. Ben de ne demek istediklerini gözümüzün önüne getirebilmek için açılı bir çizim yapmaya çalışmıştım. Bu cismin kesitleri, daha doğrusu x eksenine dik olan kesitleri bir cismin iki kesitinden bahsedebiliriz. Cismi bu şekilde kestiğimizi düşünürsek, x eksenine paralel kesitler elde ederiz. X eksenine dik kesitler elde etmek için y eksenine paralel kesimler yapmamız gerekir. Bu şekilde çizmeye çalışayım. X eksenine dik olan kesitlerin her biri birer kareymiş. Buraya birkaç tanesini çizmiştim. Evet, bir tanesi burada. Burası taban ve kesitin kare olduğunu da bildiğimize göre, e, bu yükseklik cismin tabanıyla aynı uzunlukta olmalı. Aynı durum burası için de geçerli. Buradaki yükseklik ise oldukça fazla olacak. Ne de olsa tabanın en geniş olduğu kısımda burası öyle değil mi? Evet, cismin tabanı burada genişliyor ve sonra yeniden daralmaya başlıyor. Peki bu cismin hacmini nasıl bulacağız? Gözümüzün önüne getirmeye çalıştım ancak bunun çoktan net bir kavram olmadığını düşünüyorum. Yine de çizimlerin faydalı olabileceğini aklımızdan çıkarmamak gerekir. Şimdi bu karelerin alanlarını bulmamız gerekecek. Bir tanesini buraya çizmiştim. Bu alanları x'teki çok ama çok küçük bir değişimle yani kalkülüste de öğrendiğimiz adıyla dx ile çarpacağız. Evet dx ile bu karelerin alanlarını çarpınca cismin küçük bir parçasının hacmini bulabiliriz. Karelerin hepsinin alanlarını dx ile çarpıp toplayınca da cismin tamamının hacmini elde ederiz. Peki, nasıl devam etmemiz gerekiyor? İsterseniz integralini alacağımız ifadeyi yazarak başlayalım işe. Karelerin alanlarını nasıl bulacağız? Kesitlerin alanlarından bahsediyorum. Evet, bunların kare olduklarını biliyoruz ve bu karelerin bir kenarlarının uzunluklarını da biliyoruz. Fonksiyonların farkına eşit olacak demiştik öyle değil mi? Üstteki fonksiyon sinüs pi çarpı x alttaki fonksiyonda x küp eksi 4x. O halde kesitlerin ya da karelerin diyeyim kenar uzunluğu, bu iki fonksiyonun farkına eşit olacak. Hemen yazalım. sinüs pi çarpı x eksi x küp eksi eksiden artı 4x şimdiye kadar sorunun A şıkkında yaptığımızdan çok da farklı bir şey yapmadık aslında. Buradaki fark yani yapmamız gereken şeyin karelerin alanını bulmak olduğunu unutmayın. Ee, onun için karenin alanı kenar uzunluğunun karesi olarak bulunacağına göre bizim de bu ifadenin karesini almamız gerekecek. Bu karelerden her birinin alanını bu şekilde bulduktan sonra bir de dx ile çarpacağız. Böylece de cismin hacmini bulabileceğiz. Peki integrali değerlendirmemiz gereken sınır değerleri nedir? A şıkkında olduğu gibi burada da 0 ve 2'dir öyle değil mi? Evet, neyse ki bu kısımdaki sınır değerlerini bulmak için çok da fazla uğraşmamıza gerek kalmadı ve artık bu ifadenin integralini almaktan başka yapmamız gereken bir şey de yok. Ee, yalnız B şıkkında olduğu gibi bu integrali kendi kendinize çözmeye çalışırsanız ki ben bunu da yaptım, oldukça zor ve karmaşık bir ifadeyle karşılaşacağınızı söylemek istiyorum. Bu arada bu integrali bir hesap makinesi ya da bilgisayar olmadan da çözebilirsiniz ama trigonometriden kuvvet küçültme formüllerini bilmeniz ve parçalı integral almanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Ve bu soruyu bu şekilde çözmeyi denediğinizde sınavda başka bir soru için vaktinizin kalmayacağını da aklınızdan çıkarmayın. Sorunun bazı kısımlarında grafik çizen hesap makinesi kullanılabilir dedikleri için biz de bu integrali çözmek adına grafik çizen bir hesap makinesinden yardım alacağız. Ne de olsa grafik çizen hesap makineleri bu tarz integralleri çözmekte oldukça hızlı ve başarılı. Hemen hesap makinesini alayım. Evet işte burada. Hesap makinesini açalım ve bu ekranı temizleyelim kalkülüs fonksiyonunu seçmemiz lazım. Buradaki belirli integral fonksiyonu ki kendisi oldukça faydalı bir fonksiyon. F5'e basıyorum. Belirli integral ve şimdi de ifadeyi yazmamız lazım. Bunu biraz aşağıya alayım. Evet, sinüs pi. Pi neredeydi? Bu hesap makinelerini kullanmayalı o kadar çok oldu ki neyin nerede olduğunu unutmuşum. Evet, işte burada. Çarpı x. Eksi x küp artı 4x ve bunların hepsinin karesi. İntegralini alacağımız fonksiyon bu. Hesap makinesine bir de bağımsız değişkenin ne olduğunu yani hangi değişkene göre integral alacağımızı söylememiz gerekiyor. Bu değişken x öyle değil mi? Son olarak tabi bir de integralin sınır değerlerini vermemiz gerekiyor x eşittir 0 ile x eşittir 2 arasında integral alıyorduk. Umarım yazarken hata yapmamışımdır. Enter'a basalım ve gerisini hesap makinesine bırakalım. Bakalım sonuç neymiş? Evet, cismin hacmi 9,9783. Buraya da yazalım. Cismin hacmi eşittir 9,9783'tü değil mi? Bu noktada soruyu hazırlayanların çözüm esnasında hesap makinesi kullanmamızı desteklediklerini de eklemek istiyorum. Az önce de söylediğim gibi bu integrali hesap makinesi olmadan da alabilirsiniz ama sizi çokça uğraştıracaktır. Soruyu hazırlayanlar karelerin alanlarının bu şekilde bulunması gerektiğini ve bunların dx ile çarpıldıktan sonra da 0 ile 2 arasında belirli integral almamız gerektiğini düşünmemizi istemişler. Peki bakıyorum daha vaktim var mı? Evet, evet, birkaç dakikam daha varmış. Devam edebilirim. İsterseniz D'ye de göz atalım. Okuyorum ama önce ekranı bir temizleyeyim. Hatta grafiği de yeniden yapıştırayım. Oh, çok özür dilerim. Aslında böyle olsun istemiyordum. Daha küçük olmalıydı. Daha küçük olmalıydı. Evet, işte böyle. D şıkkında bir bakalım alanın küçük bir süs havuzunun yüzeyini modellediğini düşünün diyorlar. Y ekseninden x uzaklıkta olan tüm R noktalarında suyun derinliği hx eşittir 3 eksi x fonksiyonu ile tanımlanıyormuş. 3 eksi x neymiş? Derinlik. Mesela süs havuzunun üzerindeki bu noktadaki derinlik 3 eksi 0'dan 3 olacak. Buradaysa 3 eksi 2'den 1. Bu süs havuzu sağa doğru ilerledikçe sığlaşan bir süs havuzu öyle değil mi? İsterseniz çizmeye de çalışabilirim. Sinüslü fonksiyonla başlayayım. Yine açılı bir çizim yapacağım. Altında da polinom fonksiyonu olacak. Ve evet bu x ekseni bu da y ekseni. Havuzun derinliği hx eşittir 3-x fonksiyonu ile tanımlanmış. Buradaki derinlik 3 demiştik. Bakın bu şekilde aşağıya doğru bir çizgi çizersem evet bu uzunluk yaklaşık olarak 3 birim olacak. Ve az önce de söylediğim gibi sağa doğru ilerledikçe havuz gitgide sığlaşıyor. Peki bu havuzun hacmini nasıl bulabiliriz? Evet buradaki derinlik 3 eksi 2'den 1'di. X ekseni doğrultusunda bir kesit alacak olur isek derinlik bu şekilde olacak ama bu tepeden bir görünüş ve bu şekilde gözünüzün önüne getirmenin çok kolay olmadığının da farkındayım. Peki soruda sorulduğu üzere bu havuzun hacmini nasıl bulacağız? Evet yine süreyi biraz açtım. Çözüme bir sonraki videoda devam edeyim. Görüşmek üzere.